Teşekkür Yavaş yavaş başlayabiliriz. 5 dakika geçti. ederim. İstersen giriş yapacaksan yapsam. Katılan tüm arkadaşlarıma, katılan herkese hoş geldiniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bugünkü konumuz 1950'lerde talidomid diye bir ilaç var. Hamilelerin uyku ilacı gibi kullanılıyor hamileler için. Ama bu çok kötü sonuçlara sebep oluyor. Büyük bir facia diyebiliriz. Kolsuz, bacaksız çocuklara sebep oluyor. Birçok çocuk ölü doğuyor. Yani büyük bir facia gerçekten ve bugün Erdem hocamız bugün detaylarıyla bize anlatacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Çok da güzel bir çünkü hekimler olarak ilaçlar elimiz kolumuz. Fakat tıbbın, sağlığın ilk kuralı önce zarar vermemek. Bu durumda talidomidin durumunda biraz daha değişik bir olaylar gelişiyor ve farmakoloji açısından çok önemli bir ilaç, önemli bir dönem, önemli bir İşte dönüm noktası diyebiliriz. Ben de o yüzden bunu anlatmanın çok daha uygun olacağını düşünmüştüm. Çok yerinde bir seçim oldu. Şimdi evet, sunumun adını bir farmakoloji dramı koyduk. Neden? Çünkü talidomidin böyle çok sansasyonel bir şeyi var, öyküsü var. İşte zaten çıkışı işte şaibeli, ne olduğunu hala bilmiyoruz. Çünkü işte bu İkinci Dünya Savaşı öncesi bir sürü evrak kaybolmuş. Onun dışında birdenbire çok ünlü oluyor. İşte çok küçük bir firmayı dünyanın en büyük firmaları arasına sokuyor. Ondan sonra birdenbire dünyanın en büyük farmakoloji dramını yaşatıyor. Sonra da tekrar ünlü oluyor. Açıkçası böyle biraz pembe dizi gibi bir hikaye. Şimdi baktığımız zaman talidomid 20. yüzyılın en tartışmalı ilacı. Yani eğer o tarihlerde yaşasaydık televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde her gün defalarca talidomidin adını duyacaktık belki de. Hala da duymaya devam ediyoruz. Onun dışında ilaç tarihinin en karanlık dönemi, ilaç geliştirme tarihinin. Yine en büyük yıkıma neden olan ilaç, en çok insanı öldüren ilaç, dikkatsizlikler veya ticari hırs nedeniyle diyelim. Onun dışında farmakovigilansın çıkış noktası çok önemli. Etkinlik ve güvenlik çalışmalarının temelini atan molekül. Yine güncel ruhsatlandırma protokolünü oluşturan ilaç. İlaç güvenlik kavramına yeni bir bakış açısı kazandırdı bize. Ve en sansasyonel farmasötik ürün adından en çok konuşulan. Şimdi bu normal bir ilaç ruhsatlandırma protokolü. Gördüğünüz gibi işte başından sonuna kadar 10-15 yıllık çok büyük işte 1-1,5 milyon dolarlık, milyar dolarlık bir dönem. Ve 10 bin ilaçtan sadece bir tanesi bugün ruhsat alabiliyor. Ve bu ruhsat da sürekli yenilenen bir ruhsat. Yani incelenip incelenip tekrar işte güvenliğinin uygunluğu tartışılan bir dönem. Şimdi bu tablo aslında talidomidin eseri. Neden talidomidin eseri? İşte talidomide çok büyük bir facia yaşandı. Daha sonra ilaç otoriteleri dedi ki, evet sen yani biz bir yerde bir yanlış yaptık. Bu yanlışın tekrar olmaması için nasıl bir sistem uygulamalıyız diye kafa yormaya başladılar. Daha sonra da üç çok büyük işte otoritenin protokolleri gelişti. Bunlardan bir tanesi Japonya'nın Sağlık Bakanlığı, bir tanesi Avrupa İlaç Ajansı, bütün Avrupa'ya bakan, bir tanesi de Amerika İlaç Ajansı. Hatta bu üç işte sağlık otoritesinin protokollerindeki farklılıklar nedeniyle bir harmonizasyon, bir uyum kuruldu. Şimdi onunla ilgili çalışmalar da devam etmekte. Şimdi farmakovigilans dedik, işte yani ilaç güvenliğini bize yani gözümüze sokan ilaç. Hatta ben ilaç şirketlerinde eğitim verirken hani ne sattıklarını anlasınlar. Hani ilaçlar çünkü oyuncak değil, masum şeyler. İnce kalırsınız, sevmezseniz atarsınız ama ilaçlarda bu da öyle değil. Yani ilaçların atılması bile bir prosedür içeren bir olay.
Bu nedenle işte ilaç şirketleri her yıl bir ilaç için yeni bir limit belirler. İşte bu yılki yeni hedefimiz bu ilacı işte 3.000 kutudan 5.000 kutuya çıkarmak satışını. İşte satışlarını artırırlar, promosyon yaparlar. Fakat bu promosyon yaptıkları ürünün işte oyuncak yani çok masum bir şey olmadığını da bilmek zorundalar. O yüzden ilaç firmalarına da verdiğim bir eğitimden esinlenerek hazırladım bu sunuyu. Şimdi bakarsak talidomit nasıl bir şey? Talidomit öncelikle bir antidot, bir hayat kurtarıcı. Yani en azından bir antidot olarak çıkmış ama çıkış noktası da çok şey değil, masum değil. Yani adamların bazıları bir zehir yapmış ve bu zehri savaşta kullanmak istemişler. Ama işte bir şekilde kendi askerlerimiz üzerinde kullanılırsa da bundan etkilenmeyelim diye antidotunu yapmışlar. Yine çok ucuz bir molekül. Yani zaten ucuz olması aslında talidomidin bu kadar ünlü, bu kadar hızlı bir şekilde yayılmasının da nedeni. Çok kolay sentezlenen bir molekül. Birazdan anlatacağım. Yani çok zahmetsizce yapılan bir molekül. Bugün kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. Mucize ilaç olarak adlandırıldı. İşte tarihte zaten birkaç tane mucize ilaç var. Bunlardan bir tanesi aspirin, bir tanesi parasetamol. Bunun gibi birkaç tane daha var, ibuprofen gibi. İşte onların arasına katıldı talidomit bilmeden. İşte her şey çok güvenli olarak zannettiğimiz için. Evet, güvenli mi? Güvenli. Yani evet, gebelik dönemi haricinde elimizdeki bütün bilimsel veriler güvenli olduğunu işaret ediyor. Çok acı bir şekilde öğrendik bunun öyle olmadığını. Şu an için çok umut vaat eden bir kemoterapötik. Milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor. Yani çok önemli de bir molekül aynı zamanda. Çok güçlü bir antienflamatuar. Birçok bugün nedenini tam olarak açıklayamadığımız, işte kortizonlarla bile şey yapamadığımız, tedavi edemediğimiz bazı hastalıkları çok rahat tedavi ediyor. Ama aynı zamanda çok potant bir teratojen ne demek olduğunu biliyorsunuz zaten. İşte teratos canavar demek. Teratojen canavar üreten demek. Şeyden geliyor. İşte Yunan mitolojisinden geliyor yine. Yine bak bir kronoloji hazırladım size ve bu kronoloji de aslında bir sunumumuzun akış şeması. Buradan şey yaparak size en azından nerede olduğumuzu bileyim. Biraz karışık bir konu olduğu için bunu yaptım. Öncelikle karanlık bir geçmiş var. 1930'lardan beri var olduğu söyleniyor ama kesin olarak bunu bilemiyoruz. O şey, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın parçalanması, yıkılması durumunda birçok belge kaybolmuş durumda. Onun dışında elimizdeki veriler 1952'de ilk çalışmalarının, ilk sentezinin yapıldığını söylüyor. Yine bir hüsranla başlıyor aslında. Çünkü bunu yapan firma işte ben ucuz yollu bir antibiyotik yapayım. Antibiyotikler çok satıyor, çok para kazandırıyor. İşte onlara katılsın bu da ben de para kazanayım diye yapmış ama ilk başta bir hüsran. Sonra böyle gerçekten işte antihipnotik, sedatif, işte sakinleştirici bir etkisi olduğu ortaya çıkmış. Düşünün işte bir ilaç yapıyorsunuz, işte sakinleştiriyor, uyutuyor, bağımlılık yapmıyor, narkotik özelliği yok. Bu çok güzel bir fikir aslında. Yani böyle bir ilaca sahip olan evet köşeyi döner. Düşün işte insanların hem bütün dertlerini alacaksınız hem de buna bağımlı olmayacaklar, zararlı olmayacak. Çok önemli bir şey, fırsat. Onun dışında gebelerde kullanımı piyasaya çıktıktan daha sonra onaylandı veya işte bir trend haline geldi. O zaman zaten çok ciddi bir patlama yaptı. Yani gebelerde kullanılmadan önce işte 45-46 ülkede satılırken birdenbire dünyanın yarısından fazlasına 90-100 ülkeye satılmaya başladı. Çok ciddi bir pazarı oluştu. İşte tam bu noktada aslında iki tane çok önemli kahraman var. Bu kahramanlarından bir tanesi Türk ve veteriner hekim. Şey, Tuğgeneral veteriner hekim, Ordinarius Profesör Doktor Süreyya Tahsin söylemesi bile tüylerimi diken diken ediyor. Onun dışında bir de Doktor Francis Kelsey var. İkisinde inanılmaz bir hayat hikayesi var. İnanılmaz bir başarı öyküleri var. Onlardan biraz bahsedeceğim size. Daha sonra talidomit faciası gerçekleşiyor ve bu kadar hızlı çıkan, bu kadar hızlı
ünlü olan bir ilaç bir o kadar hızlı yıkılıyor. İşte üreten, satan firmalara milyarlarca dolarlık şeyler açılıyor. İşte tazminat davaları, bir sürü insan hapse atılıyor. Yer yerinden oynuyor şey tam tabiriyle. Ondan sonra bir şekilde şans eseri görüyorlar ki evet tamam talidomid çok kötü bir ilaç ama hala da şey yapılabiliyor. Şey klinik olarak kullanılabiliyor. Daha sonra da bakıyorlar ki gerçekten kanser araştırmalarında çok önemli bir yeri olduğunu görüyorlar ve şimdi yeniden parlamaya başlıyor. Bu parlama da çok büyük bir parlama. Nasıl? Yani öyle ki bazı ilaç firmalarının lokomotif ürünü. Yani ilaç firmasını ayakta tutan ürün. Onu kaybederse belki de ilaç firması işte varlığını sürdüremeyecek. Şimdi hangi sırayla gideceğimi anlatayım. Önce bu Erge ve işte antimikrobiyal potans yoksunluğunu onu biraz anlatacağım. Onun dışında yine bu sedatif etkisiyle biraz bahsedeceğim. Gebelerde kullanılmaya nasıl başlandı, ondan bahsedeceğim. İşte bu iki inanılmaz insanın hayatlarından, yaptıkları işlerden biraz bahsedeceğim. İşte facia nasıl gün yüzüne çıktı, nerede patladı, ondan biraz bahsedeceğim. Yine tekrar klinik kullanımı dönmeye başlama yolculuğunu anlatacağım. Daha sonra yine kanser araştırmalarındaki parlayan ışık olması öyküsünü anlatacağım biraz. En sonda kesin belgelerle açıklayamadığımız hala şaibeli olan bazı komplo teorileri gibi şeyler var, hikaye var. Onu anlatacağım. Yani 8 bölümden oluşacak. Ve bu kronolojiyi bir şekilde sunumun ilerleyen slaytlarında da göreceksiniz. Önce nerede olduğumuzu daha iyi anlayabilelim. Evet, bir ile başlayalım. İşte Ar-Ge'si, en azından bizim bildiğimiz kadarıyla Ar-Ge'si. Şimdi nasıl başladı her şey? Öncelikle Alexander Fleming işte 1928'de tıbbın ikinci devrimini yaptı. Antimikrobiyalleri buldu, penisilini buldu ve 1940'larda piyasaya sürdü bunu. Ve inanılmaz bir patlama gerçekleşti. Nasıl patlama gerçekleşti? Şimdi öncelikle İkinci Dünya Savaşı'nın milyonlarca değil milyarlarca insanın hayatını kurtardı. Yaralanan askerler veya şey kötü koşullarda yaşayan sivillerin hastalık, enfeksiyonlar hastalıklarını tedavi edebilir hale geldik. Ki o zaman da gördüğünüz gibi böyle sokaklarda penisilinin reklamları yapılıyordu. Bugün biliyorsunuz ilaçların reklamlarının yapılması yasak. İşte çok hızlı bir şekilde bütün dünyaya şey yaptı, yayıldı. Ne oldu? İşte Alexander Fleming muhteşem bir şöhrete sahip oldu. İnanılmaz bir serveti oldu. İşte İngiltere Kraliyet Cemiyeti üyeliğine seçildi. Şövalye ilan edildi. Nobel ödülü kazandı. Bunun dışında bir de ilaç şirketlerinin çoğunluğu büyük karlılık değerleri nedeniyle antimikrobiyalleri üretmeye başladı. Bu sadece penisilin değil, hani penisilinin aslında eş zamanlı olarak çıkan sülfanamidler falan da var. Dünyada tıp dünyasında yer yerinden oynadı bununla ilgili. Ve tabii ki bütün firmalar gibi bu talidomidi üreten firmanın da gözlerinde dolar işareti oluşmaya başladı. Şimdi firmanın adı Chemie Gürnenthal. İşte Almanya, İsviçre ortak bir firma ama o kadar küçük bir firma ki gördüğünüz gibi ilk başlangıçları bir apartmanın giriş katı. İşte bir depoda, depo gibi bir yerde ilaç şirketi kuruyor adamlar. Çok da küçük bir şirket ve hani bu para hırsıyla ne yaptı? İşte diğer farmasötik firmalar gibi ucuz, kolay üretilen, karlı bir antibiyotik bulmak için talidomidi 1954 yılında sentezledi. Sentezledikten sonra bu antimikrobiyal olmasını kararlaştırmıştı. Bütün bu preklinik testlerde baktı ki talidomidin bir antimikrobiyal özelliği yok. Aslında ilk daha yolculuğuna başlarken talidomid ilk fiyaskosunu yaşadı. Ucuz ve kolay üretilebilen dedik. İşte başta da söyledim. Chemie Gürnenthal'in bunu seçmediğini de öyle. Onu biraz anlatayım size.
Şimdi işte diğer bilim adamları evde mikrodalga fırında 150 derecede 10 dakikada yapmışlar. Burada bütün şeyler var, ihtiyacınız olan bileşikler oranları da var. Ki bu oranlar da yani bunlar çok pahalı bileşikler de değil. İşte reaksiyonun nasıl olduğu ve nasıl saplaştırıldığı da yazıyor bu ilgili yayında. Ve bundan sonra da talidomit ve talidomidin analoglarını çok rahat bir şekilde sentezleyebiliyoruz. Yani bugün size şu bunların hepsini bu arada dışarıdan alabilirsiniz. İşte kimyasal satan şirketlerden çok pahalı şeyler değiller. Nasıl bir örnek verelim. Zaten glutamik asit üzerinden gidiyor. Glutamik asit de her şeyde bulunuyor, her yerde bulunuyor. Yaklaşık maliyet 20 TL. Yani bugün 20 lirayla siz 100 tabletlik bir talidomit kutusunu üretirsiniz. Hem de kendi mutfağınızda üretirsiniz. İşte birkaç saatte. Orijinal ilaca bakıyoruz. Burada ilaç adı, firma adı vermiyorum hani şey olmasın diye artık. 22.500 lira. Jenerik ilacına bakıyorum 14.500 lira. Yani hani inanılmaz karlı bir bileşik. İşte o yüzden diyorum birçok firmanın lokomotifi. Bu ilacı kaybederlerse karlılık oranlarının çok çok büyük bir kısmını kaybedecekler. Şimdi Grünenthal de bu şekilde bu dürtülerle ilerledi zaten. Şimdi iki tane adam var. Hermann Ritz ve Otto Ambros. Bunlar ikisi işte ilk talidomit fiyaskosunu yaşadıkları zaman yani bu talidomidin antimikrobiyal diye ürettiler ama antimikrobiyal özelliği yok. Baktılar ki inanılmaz bir güvenlik profili var. Nasıl bir profili var? İşte bir sıçanı öldüremiyorlar. 5 gram bölü kilogramdan daha büyük bir işte lateral dozu var. İşte kronik lateral dozu da çok çok yüksek. Sedatif hipnotik etkisi var. Çok da güzel etkileri var aslında. Bağımlılık ve yoksunluk yok. Yan etki yok. Ve güvenliği silikonla karşılaştırılıyor. Silikondan daha güvenli. Biliyorsunuz silikonlar insanlar bir yerlerine taktırıp hayatları boyunca yaşıyorlar. Başlarına da kötü bir şey gelmiyor. İşte talidomit de bunun gibi görünüyor kağıt üzerinde en azından şimdilik. Daha sonra ne yaptı? İlk işte Contergan ismiyle çıktı. Şimdiki versiyonları işte başka adlarla anılıyor. Yani birdenbire bu patent hakları da bitince birçok ilaç, bunların daha şeyleri de var, diğerleri de var, hepsini buraya almadım. Ama birçok jenerik adla piyasaya sürmeye başlandı dünyada, en azından global olarak. Evet, şimdi işte bu sedatif etkisi veya kaygı giderici etkisinden biraz bahsedelim. İşte talidomitten vazgeçmediler ilk hüsrandan sonra. Sakinleştirici etkileri olduğu keşfedildi. İşte barbituratlar kullanılıyordu o zamanlar ki barbituratlar tehlikeli ilaçlardır. Solunum depresyonu, kardiyovasküler depresyonu yaparlar. Ve bunun dışında çok önemli bir şeyleri vardır. Bağımlılık potansiyelleri vardır. İşte barbituratları alternatif olarak hemen düşünüldü zaten. Hemen de pazarlandı, hızlı bir şekilde yayıldı. Toksik görünmüyordu gerçekten. Herhangi bir yan etkisi de yoktu ilk başta. Ve reçetesiz olarak adlandırıldığımız, işte over the counter dediğimiz, bugün işte bakkaldan ekmek alır gibi alabileceğiniz şekilde satılmaya başladı. Yani bir doktor reçetesine gerek olmadan. O yüzden de çok hızlı bir şekilde ünlü oldu. İşte satışları aspirinle eşleşti ki aspirini de görüyorsunuz da wonder drug diyoruz ki şeyde talidomit de bunlardan bir tanesi olarak pazarlanmaya başlandı. Ve hani olur olmaz her şeye karşı endikeydi. İşte uykusuzluk, kaygı bozukluğu, işte antidepresan, sakinleştirici, antiemetik, baş ağrısı yani işte analjezik, öksürük, bastırıcı, soğuk algınlığı için her şeye yazılmaya başladı. Her şekilde kullanılmaya başladı. Yani herkes ya evlerinde artık talidomit bulundurmaya başlamıştı. Şimdi gebelerde nasıl kullanılmaya başladı? Ondan birazcık bahsedelim. Şimdi Chemie Grünenthal güvenlik iddialarına dayanarak reçetesiz sattı bunu. Neden reçetesiz sattı? Dediler ki biz bu ilaçla bir sıçanı bile öldüremedik. Yani çok yüksek doz vermemize rağmen. Ve ürünlerini anne ve çocuk dahil herkes için hamilelik döneminde bile tamamen güvenli olarak ilan ettiler. Sağlık otoritelerinde buna inandırdılar. En azından birçoğunu.
Ve 1960'a kadar tanıdığımız 46 ülkede pazarlandı ve satışları neredeyse aspirin kadar yaygınlaşmaya başlandı. Daha sonra Avustralyalı bir kadın doğum uzmanı William McBride, ilacın sabah hastalığı ya da hamilelik bulantısını hafiflettiğini ve çok iyi, daha iyi geldiğini keşfetti ve ilacı etiket dışı kullanım olarak hamile hastaların tedavisinde kullanmaya başladı ve dünya çapında bir trend oluşturdu. Asıl böyle ünlü patlamasını gerçekleştiren buydu. Yani zaten çok iyi gidiyordu tanıdığım ticari hayatı. Bir de burada böyle bir şeyle karşılaşınca iyice ünlü oldu. Çok büyük bir global başarı yakalayan Thalidomide İngiltere'de yaygınlaştı. İşte başka firmalar devreye girdi. Distillers Company veya Diageo olarak biliniyor şu anda. Amerika Birleşik Devletleri'nde de GlaxoSmithKline olarak bildiğimiz, yani o zamanların başka bir adıyla anılıyordu. İşte Güney Amerika ülkeleri, Avustralya, Türkiye ve diğer deniz aşırı ülkelerde pazarlarına girmek için ruhsat başvurusu yaptı. Ve bundan sonra aslında olayların, asıl kötü olayların başlamaya geldiği yer, iki tane kahraman var demiştim. Onlardan birazcık bahsedeceğim size. Bu arada ikisi de benim idolüm. Birazdan göreceksiniz. Evet, bir tanesi Tuğgeneral Veteriner Hekim, Ordinarius Profesör, Doktor Süreyya Tahsin Aygün. İlk kök hücre çalışmasını yapıyor. Yani ilk kök hücre çalışmasını Türkiye'de kesin o başlatıyor. Tam o sıralarda Rusya'da da benzer çalışmalar var. Kimin daha önce ortaya koyduğu bilinmiyor. Belki de Türkiye'de, yani dünyada da ilk çalışmayı o yaptı. İşte ilk Nobel ödülüne, Türkiye'den ilk Nobel ödülüne bence onun aday gösterilmesi gerekiyordu. Türkiye'nin ilk biyolojik savaşını yaptı. Yine birçok aşı üretti, aşı merkezleri kurdu ve Talidomit'in Türkiye'ye girişini önledi. Nasıl girdiğini birazdan bahsedeceğim. Bir tanesi de Doktor Francis Kettin oğlum Kelsey. Bu da sulfonamid eliksir vakası vardı 1930'ların sonunda. Onu çözen işte akademisyen. İşte Talidomit'in girişini, Amerika Birleşik Devletleri'ne girişini önledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilaç yasalarını değiştirdi ve bu yasaların ya da en azından ilaç güvenlik izleme kısmının ilk kurucusu oldu ve uzun yıllar bu şekilde çalıştı. Evet, Süreyya Aygün'le başlayalım. Askeri okula giderken eğitimine ara verip şeye başlıyor veteriner hekimde. Birinci Dünya Savaşı'na gidiyor ve burada aslında işte atların ne kadar önemli olduğunu anlıyor. İşte 1920'de tekrar veteriner hekim okuluna dönüyor ve bitiriyor. Daha sonra işte bir sınavla üst teğmen oluyor ve veteriner okulunda doktora yapıyor. Doktora yaptıktan sonra bu sefer de işte ordinarius, yani akademik hayatına devam ederken pardon, bak devam ederken ilk aşı enstitüsünü kuruyor ve burada çok önemli aşılar üretiyor. Özellikle bu sığır vebası dediğimiz hastalık çok bulaşıcı, insanlar için de çok tehlikeli bir zoonotik aşının işte Fransa'ya bağımlılığını kaldırıyor. Neydi? Çünkü işte 10 gün dayanabilen bir aşı. Fransa'dan buraya gelene kadar zaten 10 gün geçiyordu. Sadece İstanbul'da yapılabiliyordu. Tüm Türkiye'de çok uzun süre dayanan liyofilize aşı teknolojisini bulan adam. Aynı zamanda 34'te doçent oluyor, profesör oluyor. Daha sonra yine savaşa katılıyor. Bu sefer işte özellikle atlarda görülen zoonotik ve bulaşıcı, çok bulaşıcı olan ruham hastalığını Türkiye'deki ruhamlı hatları Yunan ordusunun içine gönderiyor ve onların süvari birliklerine çok büyük zararlar veriyor. Savaştan sonra ordinarius oluyor, tuğgeneral oluyor. İşte yine birçok aşı, hücre kültürü, birçok insanı da tedavi ediyor. Hatta şu an o tedavi protokolleri hala geçerli ve o zaman nasıl yaptığını çok şaşırarak okuyoruz, öğreniyoruz. Ve ilk talidomid Türkiye'ye girerken 1960'lı yıllarda görüyor ki gebelikte çalışması yok. Şimdi ve bununla ilgili bir deney protokolü hazırlıyor. Nasıl yaptığı ile ilgili çok fazla veri yok. Fakat hani tahmin etmek gerekirse en hızlı yol aslında
Tavuk yumurtalarını alıp o yumurtaların içine talidomidi verip kuluçkayı tamamlayıp çıkan civcivlerin durumunu gözlemek. Böyle bir çalışma yapıyor çok çok büyük bir ihtimalle ve Sağlık Bakanlığı'na gidiyor diyor ki dönemin bu ilacı Türkiye'ye sokma, bu ilaç teratojen, çok toksik. Yani raporluyor, kanıtlıyor. Dünyada bir ilki gerçekleşiyor. Gerçekten de Türkiye'ye girmiyor bu ilaç. Yani biz bugün gerçekten çevremizde işte kolsuz, bacaksız, işte 50-60 yaşlarda insanlar görmüyorsak Süreyya Tahsin Aygün nedeniyle daha sonra çok daha dramatik bir hayatı oluyor. Çok fazla girmek istemiyorum yani. Türkiye'nin klasiği, Türkiye'nin büyük beyinlerine yeterince değer verilmediği için unutuluyor ve hak etmediği bir şekilde yaşamına devam ediyor diyelim. Bir diğeri Francis Allman Kelsey. Onun da çok başarılı bir hayatı var. Şimdi 1934'te farmakolojide bitiriyor ve lisans alıyor ve lisansüstü eğitime başlıyor. Fakat hani, bu eğitime başlamadan önce okula başvururken bir mektupla başvuruyor. Ve o zamanlar Amerika'da bile kadınlar hani çok fazla eğitim almıyorlardı. Adının Fransız olması nedeniyle erkek zannedilerek okula kabul ediliyor. Hatta okulun dekanı ilk gördüğü zaman çok şaşırıyor ve eğitimini durdurmak istiyor. Yılmıyor, devam ediyor. İşte masterını, doktorasını bitiriyor. Daha sonra İşte ilk Amerika'da sülfenamid denilen bir şurup piyasaya çıkıyor ve bu şurup işte 100-150 kadar kişiyi öldürüyor ve bunun öldüren maddenin etken madde yani sülfenamid olmadığını fakat yardımcı madde çözücü olarak kullanılan diyetilen glikol olduğunu buluyor ve bunu yayınlıyor. İşte bu facianın daha fazla büyümesini önlüyor. Diyetilen glikol aynı zamanda antifrizdir arkadaşlar ve tatlı bir bileşiktir. O yüzden böyle evde bir yerlerde varsa çocuklar veya hayvanlar bir zamanlar çok fazla zehirlenme vakası oluyordu. Şuruplarda da tatlı olduğu için kullanılıyordu. Daha sonra işte 1950'de zaten doktor unvanını alıyor. Yine bu sefer tıp doktoru oluyor. 1960'ta FDA'in yani İşte dünyanın en büyük ilaç otoritesinin ruhsatlandırma uzmanı danışmanı olarak işe giriyor ve işe girdikten bir ay sonra işte GlaxoSmithKline gibi dünya devi bir farmakoloji firması talidomid için başvuruyor ve bu başvuruyu usulsüz bir şekilde yapıyor. Nasıl yapıyor? İşte o kadar emin ki ruhsat alacağından gümrüğe yığıyor ilacı. Depoda bütün depoları dolduruyor ve diyor ki hemen başvuruyu yapıyor. Bunu hemen kabul et. Zaten hiçbir pürüzü yok ilacın. Ama Francis Altman Kelsey daha bir aydan beri FDA'de çalışırken diyor ki bu ilacın gebelerde kullanımı ile ilgili güvenlik verisi yok. Kabul edemem. Bu verileri bana sağla. Gel ondan sonra tekrar konuşalım diyor ki bu çok net bir cevap aslında. Tabii ki GlaxoSmithKline yılmıyor, bu verileri de vermiyor. İşte tehdit ediyor, sürekli taciz ediyor. Hatta fiziksel şiddet uygulanana dair şeyler var, gayri resmi yazılar var. Onun dışında işte Francis'in amirine gidiyor, ona baskı yapıyor. Ki normalde bir ilaç firması çalışanının işte ilaç otoritesindeki herhangi biriyle yan yana gelmesi çok uygunsuz bir davranıştır. İzin bile verilmez. Ve işte o bir aylık ruhsatlandırma uzmanıyken 18 ay sürecek çok büyük bir ilaç firmasıyla savaşmaya başlıyor. Şimdi ben kendimi düşünüyorum ilk ilaç sektöründe çalışmaya başladığımda ilk bir ay ben neredeyim, ne yapıyorum? Hani şaşkın tavuk gibi dolaşıyordum. Yani nasıl bir bilinç var ki orada, yaptığı işe adanmışlık var ki dünya devine kafa tutuyor. İşte ve bu artık işte bu savaş devam ederken 1962'de talidomid faciasının haberleri gelmeye başlıyor dünyanın diğer ülkelerinden. Ve 1962'de işte John F. Kennedy'den onur madalyası alıyor ki bu bir sivilin alabileceği en büyük madalya. Hatta birkaç yıl boyunca Kelsey ödülleri diye farmakoloji alanında her yıl verilen ödüller de yapıldı. Ondan sonra işte daha sonra 1962'de Amerika'nın ilaç ruhsat aşısın şeyini
yasasını değiştiriyor ve farmakovigilans bölümünün kurucu başkanı oluyor ve yürütmeye devam ediyor. İşte bu iki insan milyonlarca insanın, milyarlarca insanın hayatını kurtardı sahip oldukları iş ahlakı nedeniyle. Evet, talidomid faciasıyla devam edelim. Nerede kalmıştık bu iki şeyden sonra, kahramandan sonra? Neydi en son? Avustralya'da bir doktor şey yapıyordu. İşte gebe kadınlara bu ilacı o sabah bulantılarını hafiflettiği için yazıyordu. Ve bu etiket dışı olarak yapıyordu bunu ve bir trend oluşturmuştu. İşte daha sonra 1961'de fark ediyor ki bu ilacı yazdığı kadınların bebeklerinde ve gebeliklerinde sorunlar var. Ciddi bir şekilde sorunlar var ve bunu raporlamak gerektiğini düşünerek en azından ilk önce yaptığı pervasızlığa rağmen daha işte etik bir yol izliyor. Bunun ardından Almanya'da bilinen fakat saklanan 161 bebeğin talidomidsiz etkilendiği raporu ortaya çıkıyor. Ve Almanya'daki dağıtım duruyor ve Mart 1962'de talidomid satıldığı çoğu ülkede birdenbire yasaklanıyor ama iş işten geçmiş oluyor. Neden? Birdenbire öyle bir patlama, sansasyon oluyor ki tüm gazeteler, radyolar talidomidle ilişkili skandalları, işte sağlık işte trajedilerini yayınlamaya başlıyor. Bunun iyi şeyleri de var, sonuçları da var. Birazdan anlatırım onları ama talidomide baktığım zaman fokomelli çocuklar doğuyor. Yani kısa olmayan veya yüzgeç benzeri kol ve bacaklara sahip şeyler, çocuklar. Ki bu bir buzdağının sadece görünen versiyonu, bir de hiç doğmamış, doğamamış veya doğumdan sonra çok kısa sürede ölmüş çocuklar var. O kadar çok insan var ki bu şekilde talidomid işte jenerasyonu veya Yunus jenerasyonu adıyla adlandırılmaya başlıyorlar. Çünkü 20 binden fazla sayıları. İşte yine düşük ve ölü doğumlar, zorunlu olarak sonlandırılan gebelikler ortaya çıkıyor. Şimdi toplam bilançoya baktığımız zaman en azından kayıtlı resmi verilerde 20 bin tane bebeğin sakat doğduğu, 80 bininin öldüğüyle ilgili veriler var ama bunlar sadece, yani asıl sayıların bundan çok çok daha fazla olduğunu sayılıyor. Yine 20 binden fazla zorunlu kürtaj, 100 binden fazla işte bebeğin ölüm oranı artıyor. Yani bir şekilde doğduktan çok kısa bir süre sonra ölüyorlar. Ve 220 binden fazla ailenin hayatının karaltıldığı tahmin ediliyor. En azından elimizdeki resmi verilere göre. İşte Çin'i görünen tel, işte Diego ve diğer firmalara çok büyük davalar açılıyor ama bu davalar böyle çok hızlı şekilde ilerleyen davalar değil. Tabii şirketler ilgili belgeleri yok edip saklamakla ve yargı akışını geciktirmekle de suçlanıyorlar ki gerçekten yapmışlar bunları. Özellikle talidomidin Almanya'da ortaya çıkması buna büyük bir yardımcı zemin hazırlamış. İşte Almanca belgeler tam İngilizceye çevrilemeden yok edilmiş veya bir kısmı çevrilmiş veya işte bu Nazi Almanya'sı dağılırken belgeler bir şekilde saklanmış, yakılmış, yok edilmiş. Yine 1962'de Amerika'da özel bir ilaç yasası çıkıyor ve gözetim ve onay süreci çok büyük bir kısıtlamayla karşı karşıya kalıyor. İşte üreticilerin pazarlamadan önce hem güvenli hem etkili olduklarını kanıtlamaları isteniyor bilimsel verilerle ve bu buradaki şartlar normal bizim yaptığımız akademik çalışmalardan çok çok daha sıkı denetlenen bir mekanizmayla yapılıyor. Yine Avrupa'da ilk defa 1965'te talidomid nedeniyle farmakovijilans ismi geçiyor. İşte mevzuatlarda, resmi belgelerde. Avrupa'da da tıbbi ürünler mevzuatı gelişiyor. Çok büyük bir değişim geçiyor. Avrupa Birliği'nin ilaç ajansı kuruluyor özellikle. Ve farmakovijilans kavramı ilk kez hayatımıza giriyor. Ki bu arada yani sizler de hekim olacaksınız. Farmakovijilans gerçekten çok hızlı gelişen ve geleceği olan bir sektör veya bir iş kolu. Bunu da düşünebilirsiniz. Farmakovijilans alanında gerçekten tecrübeli, ne yaptığını bilen insanlara ihtiyacımız var. Tüm dünyanın var, Türkiye'nin, sadece Türkiye'nin değil. Peki
Thalidomid bunları nasıl yapıyor? Biraz teknik işine girelim. Öncelikle 200'den 2000'den fazla yayın var ve 20'ye yakın teori var. Tam nasıl çalıştığı ile ilgili çok kesin bilgiler yok elimizde ama ne yapıyor? Thalidomid öncelikle racemik bir bileşik. Racemik bileşik ne demek? Birazdan anlatacağım. Yani sağ ve sol parçaları olan bir bileşik. Ve R olan yani sağ bileşiği bu toksikolojiden sorumlu. Sol olan gayet masum aslında. Cerebron diye bir gen var. Bu geni inhibe ediyor. Bu gen inhibe edince ubiquitin ligaz inhibisyon yani enzime inhibe oluyor ve böylece zararlı proteinlerin yıkımı dokulardan uzaklaştırılması engellenmiş oluyor. Bunun dışında dokularda reaktif oksijen şeyleri birikiyor. Bileşikleri birikiyor ve doku ölmeye başlıyor. Anjiyogenez engelleniyor. Ve bundan sonra da özellikle bu fötal gelişim döneminde bu işler olunca da çocuklar çok daha farklı, çok daha şiddetli olarak etkilenmeye başlıyor talidomiddan. Evet, şimdi şu sağ sol şeyine gelelim. Ellerinizi düşünün. İki eliniz aslında birbirinizin aynısı fakat yönleri farklı değil mi? En azından üst üste koyduğunuz zaman ellerinizi tam olarak örtüşmüyor aynı yönde. Şimdi birçok molekülün de böyle özellikleri var. Zaten görmüşsünüzdür belki. Bazı moleküllerin başında L veya S vardır. L, levus sol demek. S, sinister sol demek. Bunlar Yunanca ve Latince isimler. R ise rectus doğru veya D, dexter sağ demek. Yine Latince ve Yunanca'dan gelen. Yani bir molekülün ona gönderdiğiniz optik ışığı hangi yöne doğru kırdığı ile ilgili bir yön belirlenir. Buna da kiral merkez denir. Ki talidomid de tamamen böyle. Bakın talidomid molekülü her iki yönü olan veya her iki enantiyomeri de enantiyomer denir bunların birleşimi. Birbirinden farklı yani aynı ama birbirinin ters yönü. S enantiyomer şu ana kadar anlattığım güvenli talidomidin etkilerinden sorumlu. Gerçekten güvenli. En azından bilimsel veriler öyle söylüyor. Ama sağ enantiyomer veya sağ yönlü olan bileşik anti-anjiyogenetik ve antiproliferatif özelliklere sahip. Yani çok büyük, önemli bir teratojen aynı zamanda. Şimdi racemik bileşik ne demek? Racemik bileşik sağ ve sol yönlü bileşiklerin %50-50 karışımından oluşan bileşik demek. Ve bunu yani talidomit de piyasaya çıkarken bu şekilde çıkıyor. Yani 100 miligram talidomit aldığınız zaman içinde 50 miligram teratojen ve toksik madde var. 50 miligram ise tamamen güvenli madde var. Peki bu iki bir de izole molekül var. İzole molekülle bir molekül tamamen şey olabilir. Racemik ve birbirinin zıt yönlerinin karışımı olabilir. Fakat bu izole edilebilen bir yöntem. İzole edersen ne oluyor? Özellikle hangisi senin farmakolojik olarak işine yarıyorsa, diyelim ki S yarıyor talidomide olduğu gibi. Şimdi bütün İlacın içinde S molekülü olduğu için sadece daha etkin, daha güvenli, daha düşük dozla farmakoterapi oluşturan, daha az yan etkiye sahip ilaçlar zamanla bozulur ve bozuldukça da degradasyon ürünleri olur. Daha az degradasyon ürünü olan, oluşturan ve üretim zaman ve maliyet açısından daha pahalı bir şeydir. Bu izole molekül daha zor üretilir. Üretim basamaklarına birkaç basamak daha eklemeniz lazım. Daha uzun sürede daha masraflı olarak üretilir. Racemik olan yani izole edilmemiş %50-%50 sağ ve sol olarak birbirine karışımı olan moleküller ise daha az etkinliğe sahiptir. Daha az güvenliğe sahiptir. Daha yüksek dozla tedavi eder. Daha fazla yan etki ve daha yüksek degradasyon ürünü oluşturma potansiyeline sahiptir. Maliyeti daha düşüktür. Saflaştırma işlemi olmadığı için. Ama tahmin edilmesi zor adverse etkiler de sebep olabilir. Aynen talidomide olduğu gibi. Evet. Bu en azından sansasyon kısmını bitirdik. Toksikodinamisini de yani nasıl bu fokamiriye sebep olduğunu anlattık. Şimdi tekrar nasıl dönüyor? Yani tarihin en büyük ilaç skandalına sebep oluyor. Birçok
insana davalar açıyor, belki hapse giriyorlar. Ama şimdi yeniden yavaş yavaş dönmeye başlıyor sadece 2 yıl sonra. Nasıl dönüyor? Doktor Joseph işte İsrail'de bir araştırma yaparken işte 1964'te leprosi nedeniyle veya cüzzam nedeniyle uyuyamayan hastalarda talidomid kullandı. İşte cüzzam biliyorsunuz çok önemli deri lezyonlarına sebep olur ve bu lezyonlar ağırlı olduğu için insanlar uyuyamaz. Ve Joseph Seskin'in düşündü ki bunların zaten çocuk yapmaya halleri yok. En azından rahat dinlensinler, rahat uyusunlar diye talidomidi uyguladı. İşte iyileştirmek gibi bir amacı yoktu fakat gördü ki insanlar iyileşiyor. Tamamen tesadüf eseri ve talidomid tekrar klinik kullanıma sunulmuş oldu en azından cüzzam hastalığı için. Ve Jacob Seskin de önemli bir ödül aldı bu çalışmasından dolayı. Evet, daha sonra antitümör etkinliği veya antianjiyotenik etkinliği nasıl bulundu, neler yapıldı? İşte burada da Dr. Robert D'Amato ve Judah Folkman. Judah Folkman anjiyogenesis'in tümör gelişiminde çok gerekli bir metabolik yol olduğunu daha önce bulmuştu zaten 1970'lerin 80'ler arasında. Onun öğrencisi Dr. Robert talidomidin bu toksik olan, teratojenik olan re-enantiyomerinin anjiyogenesis'i engellediğini buldu. Nasıl yapıyor? Bunu kemik iline bağlanıyor ve orada biraz önce anlattığım gen inhibisyonuyla, enzim inhibisyonuyla orada damar oluşumunu engelliyor. Damar oluşumunu engellemek nasıl bir fayda sağlıyor? Özellikle kanserlerdeki tümör gelişiminin, tabii tümörler çok hızlı gelişen dokular ve beslenmeye ihtiyaçları var, kan damarlarına ihtiyaçları var. Özellikle multiple myelom tedavisinde bu damarlaşmanın önlenerek, engellenerek kanserin ilerlemesinin durdurulduğu savundu ve bunu kanıtladılar aynı zamanda. Ve bundan sonra talidomid yine parlamaya başladı. Nasıl parlamaya başladı? O kadar çok hastalığa umut oldu ki birçok otoimmün hastalık, işte bunların arasında rheumatoid artrit, Crohn's disease, Behçet ve birçok kanser grubunda, tüberkülozda bile çok büyük bir potansiyeli olduğu keşfedildi ve talidomid tekrar üretilmeye başlandı ki bugün hani sunumun ilk başında demiştim ya, orijinal ilaç hani 20 bin liraya satılanlar, işte onlar talidomidin yeni nesil olanları. Talidomid birinci kuşak, işte ikinci ve üçüncü kuşakları lenalidomid, pomalidomid ve apremilast gibi bileşikler şu anda kanser hastalarının için bir umut ışığı oluyor. Yani düşünün işte nereden nereye geliyor talidomid molekülü. Evet, başta demiştik böyle. Demiştik ki bir de karanlık bir geçmişi var talidomidin, tam ispatlayamadığımız, o neler olduğunu bilmediğimiz ortamda. Bu aslında 1940'lardan da birazcık eski, 1936'larda falan başlıyor. Nasıl başlıyor? Şimdi 4 tane bilim adamı, işte Schrader, Ambrose, Gerold ve von der Linde sarin gazı üretiyorlar. Sarin gazı da bir sinir gazı. Kitle imha silahı sinir gazı. Yani çok etkili ve yasaklanmış bir madde. İşte bu aynı zamanda bir insektisit, böcek öldürücü. İşte İkinci Dünya Savaşı'nda kullanmak adına, özellikle işte piyadeleri veya askerleri öldürmek adına sarin gazını üretiyorlar. Ve böyle bu zibidiler çok da iyi bir şey yapmışlarcasına kendi adlarını veriyorlar sarin gazına. Ondan sonra tabii ki sarin gazının kullanımı tehlikeli. Neden tehlikeli? İşte bir yere o gazı atacaksınız ve orada düşman askerleri var. Ama sizin askerleriniz de o bölgeden geçmek zorunda kalacak. Veya rüzgar yön değiştirdiği zaman sizin askerlerinize doğru gelebilecek sarin gazı. Bunun için bir antidot yapmak istiyor. Sarin gazı konvülsiyonlar yaparak öldürür. Antikonvülsan bir maddeye ihtiyacı var. Ve bilin bakalım o madde ne? İşte sarin gazının molekülü, sarin gazının antidotu talidomid. İşte tabii ki bunlar çok çok kanıtlanabilen şeyler değil ama zaten Otto Ambrose bir savaş suçlusu ve talidomidin patent haklarına sahip olan kişi. İkinci Dünya Savaşı bitiyor. Yani Nazi Almanya'sı yeniliyor. Otto Ambrose tutuklanıyor. Amerikan askerleri tarafından. 1946'da savaş çıkartma, köleleştirme, soykırım
vandalizm gibi birçok savaş suçuyla yargılanıyor. Suçları hepsini böyle ispatlayamamış olacaklar ki sadece 8 yıl ceza alıyor ve 5 yıl sonra serbest bırakılıyor. Bir şartla çok da başarılı bir kimyager aynı zamanda. Cezasına ek olarak büyük şirketlerde çalışması, büyük kurumlara girmesi, orada söz sahibi olması yasaklanıyor. Bu durumda elinde ne vardı? Talidomid'in patenti vardı. Chemigurinental'a satıyor, Hermann Mersch'e satıyor. Ve şirketin gayri resmi ortağı, yöneticisi, ne bileyim, hissedar gibi bir şey oluyor. Yani adı geçmiyor belgelerde. Zaten öyle bir şey yapamıyor işte bu yasaktan dolayı. Ama arka planda aktif olarak işte çalışıyor. Ve hani asıl böyle sansasyonel şey İkinci Dünya Savaşı sırasında bu Nazi Almanyası'nın Yahudiler üzerinde yaptığı medikal deneylerde teridomidin teratojenik etkilerinin raporladığı ile ilgili şüpheler veya işte bazı belgeler var. Ve ondan sonra da 1957'de her şey bitmesine rağmen talidomidin bu kadar zararlı olabileceğini bilmesine rağmen gayet hani etik olmayan bir yolla reçetesiz olarak satışa sunuyor veya işte gebelerde kullanımında da hayır bunu kullanamazsınız diye çıkmıyor. İşte bu kapitalizmin nasıl bir şey olduğunu da bize anlatıyor aslında. Benim anlatmak istediğim bu kadar. Sonuçta talidomid hayatımıza ne kattı? Talidomid hayatımıza farmakovigilansı kattı, ilaç güvenliğini kattı. Artık ilaçlar savaşlardan bile, pardon silahlardan bile çok daha sıkı bir şekilde kontrol edilen özel ürünler. Ve hani hiçbir şekilde hafife alınmaması gerekiyor. Evet, benim anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Sizin sorularınız varsa alabilirim. Yusuf. Hocam önce chat'e yazsınlar isterseniz arkadaşlar. Ben size ileteyim soruları. Bir saniye ben de chat'i açabiliyor olmam lazım buradan açabiliyorsam. Ya neden bu kadar pahalıya satılıyor? Tamamen ticari bir şey var orada. Yani ticari bir protokol var. İşte bazı yani ilaç firmalarında her üründen kâr etmezsiniz. Özellikle işte bazı ürünlerden zarar bile edilir ama bazı ürünlerin kâr marjı çok fazladır. Bu ilaç bu kâr marjı fazla olan ilaçlar bir şekilde eğer fiyatını tutturup satılmaya devam ederse ilaç şirketi şey diye düşünür. Ya yani evet benim 10 bin tane çalışanım var. Bunların sadece işte 5 bin tanesi satışta ama 5 bin tane de Ar-Ge bölümünde çalışan insan var. Bunların maaşlarını da bu ilaç ödüyor diye düşünür. Başka ilaçlardan kâr etme çabası, onun yanında başka ilaçlara harcayacağı enerjiyi yüksek derecede kâr sağlayan ilaçlara yönlendirir. Evet, ben teşekkür ederim. Evet, oluyor. Yani bu ilacı kullandık. Tam 4 hafta içinde gebe kalmamanız isteniyor. Şu anda zaten hali hazırda kullanılan piyasada olan bir ilaç olduğu için işte böyle sayfalarca şey var, işte uyarı var. Yani hem erkekler hem kadınlar için bu ilacı kullanıyorsanız ilacı bıraktıktan 4 haftasına 4 hafta sonrasına kadar işte bir çocuk planlamayın diye şey yapıyorlar. İşte uyarıyorlar. Başka bir ilaç firması çıkıp daha ucuza satsa hukuksal bir sorun olur mu? Hem olur hem olmaz. Nasıl olmaz? Şimdi diyelim ki Erdem diye bir firma var ve ben ilacı yaptım. İşte A ilacı yaptım. Bu A ilacının patentini aldığım zaman bu patent hakları 10 yıl boyunca benim oluyor. Ve 10 yıl boyunca diyelim ki Yusuf'un başka bir şeyi var, firması var. Yusuf bu ilacı veya herhangi başka birisi bu ilacı yapamıyor. Yaparsa çok büyük yaptırımlar, çok büyük cezalar ödüyor. Veya bu ilacı illa yapacağım diye uğraşırsa da ya da yaparsa da geliyor bana işte milyarlarca dolar para verip, milyarlarca dolar para verip ilacın patent haklarını satın alıyor. Ondan sonra piyasaya sürebiliyor. Yani yine ikinci firmada aslında çok
ya yapamıyor ilacı ya yapsa da çok fazla para harcadığı için yine yüksek fiyatlardan satmak durumunda kalıyor. Evet, ben teşekkür ederim. Yani umarım beğenmişsinizdir. Hani umarım ilaçların ne kadar önemli olduğunu, ne kadar dikkatli kullanması gerektiğini, kesinlikle gereksiz kullanılmaması gerektiği ile ilgili bir şeyler ipuçları vermişimdir. Yani bir de hani dünyada çok konuşulan farmakoloji için çok önemli olan bir ilaç olduğu için de benim için de çok zevkli bir şeydi, konuydu. Evet, başka soru var mı? Hocam sanırım başka soru yok. Hı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Benim özellikle merak ettiğim bir konuydu. Bu kadar detaylı dinlemek yani benim için çok keyifliydi. Herkesin de keyif aldığını umuyorum. Kapatmadan önce bir fotoğraf çekebilir miyiz? Size soran Tabii var. ki. Müsait olanlar kameralarını açarsa. Bana da gönder sonra o fotoğrafı. Peki Siteye hocam. falan koyarız. Saniye. Çok teşekkür ediyorum. Katılan herkese teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları, iyi pazarlar. Görüşmek üzere. Çok güzel.